Şimdi hani futbol asla yalnızca futbol değildir dedik ya, bunun aslında en net resmini de sanıyorum FETÖ'nün başta Hakan Şükür olmak üzere çeşitli futbolcular ve yöneticilerle futbol üzerinde kurmaya çalıştığı hakimiyetle gözlemledik. Hani hatırlayalım, 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminden hemen önce FETÖ ile bağlantısı olan bazı futbolcuların kaçması ya da yargılanması gibi, işte Hakan Şükür, İsmail Demiriz, Arif Erdem gibi isimlerin de Fethullah Gülen cemaatinde sohbetlerle çekildi. Fotoğraflarını hatırlayalım. Dolayısıyla bu insanların bir şekilde FETÖ'lü olan teğet ilişkisi ve FETÖ'cülerin işte futbola çengel atmaya çalışması. Siz de aslında Galatasaray ve milli takım çatısı altında bu şekilde 87-92 arası bu insanlarla birlikte çalıştınız. Ben sizin gözlemlerinizi merak ediyorum. Şimdi FETÖ'nün tam buralara çengel attığı, bu insanlar üzerinde bir iktidar kurma çabasının olduğu dönemde siz bir nabız tutabildiniz mi? Gözlemleriniz nelerdi? Bir hassasiyetiniz olmuş muydu? Soru gelsin. FETÖ Türk futboluna nasıl ve kimler aracılığıyla nüfuz etti? Şimdi bir takım isimler saydınız. Bu saydığınız isimlerin tamamı benim futbolcum. Şimdi bu kardeşlerimizin yani nasıl bu işlere bulaştığını ben hakikaten bilmiyorum. Çünkü ben hiç böyle şeylerle uğraşmam. Yani bu isimlerin tamamı, yani bir kısmı benim futbola başlattığım insanlar. Bir kısmı milli takımda çalıştığım, bir kısmı kulüp takımda çalıştığım insanlar. Ya hiçbir gün şeylerini, yani onların dini vecibelerini yerine getirmeleri beni rahatsız etmezdi. Yani neticede benim annem de bir din insanıydı. Dolayısıyla buralara hiç takılmadım ben. Ama mesela benim sporculuk yıllarımda, futbolculuk yıllarımda Altay'da oynarken İzmirsporlu bir abimiz vardı, yöneticiydi aynı zamanda. İzmir'in en meşhur tatlıcı dondurmacılarından biriydi. Yani o dükkanı da şey dedi, Hisar Camii'nin yanındaydı. Bir gün gittiğimde insanları yolda namazda gördüm. Cuma'ymış o gün, ben farkında değilim. Antrenmandan sonra gitmiştim. Hatta gittim ya, Mennan abi dedim, bu ne haldir? Sokaklarda bu kadar insanlar şey yapmış. Ya Mustafa'cığım dedi, burada dedi Fethullah diye bir hoca mı, imam mı, ne var dedi. Onun vaazları böyle oluyor dedi. Ondan sonra ben de yani Fethullah Gülen adını ilk defa orada duydum. Artı bir dakika. Ya bir dakikaya gerek yok. Yani bunu uzatmaya gerek yok. Yani futbolcularımın böyle bir işin içinde olabileceğini inanın bir gün dahi düşünmedim. Yani belki bazıları ya bilmeden girmişler. Ben yani bilinçli olarak çok fazla bu işin içine gireceklerini tahmin etmiyorum. Ama girmişler midir? Bu konuda net bir şey söylemem mümkün değil. Yani şaşırdığım isimler bunlar. Çünkü ben bunlarla çalıştım. Şimdi ne diyebilirim ki yani? Ben bunların herhangi bir olayın içerisinde belli insanları belli yere kanalize etme çalışmalarını görmedim. Ama o şeylerin içinde, çalışmaların içinde olduklarını medyadan veya çevreden öğrendik. Ve ben hayretler içerisinde kaldım açıkçası. Yani söyleyeceğim. Peki.